Şimdi Mossad'ın gerçekten haberi var mıydı yok muydu Evet. kısmı da var. Çünkü niye? Evet. Arap basınının iddiaları yani bunlarda. Hatta Tamam. yani birazdan bulurum onu, şu anda bulamıyorum ama Mısır istihbaratı bu saldırıdan önce İsrail'e bilgi veriyor. Yani Evet. ve 10 böyle gün bir önce iddia. yaklaşık. Evet. Ama istihbarat alındıysa işte niye durum bu hale geliyor? Süreç nasıl buraya, bu noktaya kadar geliyor diye de bu sorular da soruluyor tabii bir yandan da. Ama bu da bir iddia yani, Arap basının iddiası tabii. Bunu da Evet. tek sizin Ben aracınıza hatırlatalım. istihbaratın yani İsrail istihbaratının herhangi bir şekilde bu işten haberi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemişlerdir. Yani İsrail istihbaratının böyle bir hazırlığı, haber almaması mümkün değil. Diğer taraftansa gerçekten de işte Mısırlıların mesela hani uyardığı yönünde bir iddia da var ortada. Ki sadece Mısır'la ilgili olarak değil başka bir takım iddialar da ortaya atıldı. Yani haber aldıkları yönünde. Benim Evet. tahminim şu. Alt birimlerle üst birimler arasında bir iletişimsizlik oldu. Yani bu işin ilk aşamasında işte bu haberi alanlar herhangi bir şekilde şey yapmadılar. Gereken belki ciddiyeti yukarıya yansıtamadılar. İkincisi ise belki bir takım işte raporlar verildi ama İsrail devleti çok da ciddiye almadı bunu. Yani bu kadar büyük çaplı bir şey olacağını düşünemediler. Çünkü dikkat edecek olursak herkes açısından yani hem İsrail içinde hem de dışındaki herkes açısından sürpriz bir şekilde girildi bir takım yerlere. Dolayısıyla zaten onlar da hazırlıklarını bu şekilde yapmışlar. Yani hiç kimsenin beklemediği şekilde gireceğiz hazırlığı yapmışlar. Bir taraftan işte bu işte 5000 tane şeyin gönderilmesi, roketin gönderilmesi bu meselenin çok ince çalışıldığını gösteriyor. Çünkü Demir Kubbe'yi teknik olarak yenebilmenin yollarından bir tanesi buydu. Yani çok, çok sık bir işte zaman frekansıyla şeyi atmak, bu roketleri atmak, çok sayıda atmak. Dolayısıyla bunların bir kısmını yakalasa bile kalanların içeriye inmesi. Ama bu içeride başka bir refleksi harekete geçirirken bu sefer kendi sınırlarını tamamen şey yaptılar, boşladılar. Dolayısıyla ben haberlerinin olduğunu ama ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Yani İsraillilerin yani Netanyahu işte çok büyük bir şey olacağını bekliyordu. Bunu bir fırsat olarak kullanmak için gelsinler diye düşündü vesaire gibi bir düşünce bana çok da yakın gelmiyor. Yani olası gelmiyor çünkü bu çaplı bir şeyi bekleseler buna göre önlem alırlar. Çünkü bunun hesabı Netanyahu'dan sorulur. Ama bu çaplı bir şey beklemedikleri için belki buna göz yumdular. Bunu bilemiyoruz tabii. Yani istihbarat tanrısı olduğu efsanesi ne oldu diye soracaktım ama aslında o istihbarat gelmiş fakat bir ciddiye alınmama durumu olmuş gibi oluyor burada. Bence, Burada evet. öyle Bunu bilgiye oluyor. dayalı olarak söylemiyorum, Evet, bir tahmin olarak söylüyorum tahmin. tabii. Şimdi yavaş yavaş noktalayacağız ama yani az kaldı vaktimiz ama hemen 8 dakikamız kalmış. Şunu da sorayım. Şimdi yaklaşık 2,5 milyon Gazeli'den bahsediyoruz. Ne Evet. olacak? Nereye gidecek? Bir taraftan Mısır gösteriliyor işaret olarak. Bu konuya ilişkin Evet. neler söylersiniz? Onu da bir konuşalım. Mısır kabul etmek istemiyor. Çok ilginçtir. Mısır kabul etmek istemiyor Filistinlileri. Yani kendi şeylerinde hatta az önce yine İsrail basından okudum bunu programa girmeden önce. Mısır Filistinlilerin kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kalarak kendi problemlerini çözmeleri gerektiği düşüncesinde. Yani kendileri yani Filistinlilere herhangi bir şekilde izin vermeleri halinde Filistinlilerin kendi topraklarından çıkacakları, dolayısıyla oradaki mücadeleyi ve oradaki bir takım haklarını kaybedecekleri düşüncesiyle hareket ettiklerini savunuyor Mısırlılar. Tabii işin başka bir tarafı da olabilir. Yani Mısır başına bela istemiyor. Yani bela derken Filistinler beladır anlamında söylemiyorum. Yeni bir sorun istemiyor başına Mısır. Dolayısıyla zaten aslında Mısır daha önceden de tavrını koymuştu Filistinlilere karşı. Yani o şey gümrük kapısı her zaman açık değildi. Tünelleri bizatihi Mısır'ın kendisi bombalamıştı. Yani Gazze'den Mısır'a açılan tüneller vardı ve bu tünelleri Mısır'ın kendisi bombalamıştı zaten. Bunlar kullanılamıyordu bu yüzden büyük oranda. Dolayısıyla Mısır'ın böyle bir tavrı var.
Yani bu 2,5 milyon insanı ne olursa olsun kendi şartları içerisinde kalmaları ve mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla bu insanların şu anda gidecek herhangi bir yeri yok. Yani ancak uçmaları gerekiyor. Buna bile imkan yok. Yani kara kapalı, deniz kapalı ve bu 2,5 milyon insan, yaklaşık 2 milyon insan orada bu şartlarda şu anda ne olacağını bekleyecekler. Beklemek zorundalar maalesef ve maalesef. Yani Orta Doğu'yu zaten hani şimdi uzun yıllardır konuşuyoruz zaten ama şimdi bu artık böyle bir nihai bir durumda yaşanacak gibi görünüyor da sanki. Yani bilemiyoruz hani ne olur ama Ya böyle. bu kez Elif Hanım şöyle bir kırılma noktası bu kesinlikle. Evet. Yani geçmiş yıllardaki klasik, klişe, işte Filistinli örgütlerden birisi İsrail'e saldırdı. O da cevap verdi. Birkaç gün sonra işte araya başka devletler girdi, anlaşma oldu vesaire değil bu mesele. Bu mesele gerçekten bir kemik kıran savaşı ve iki taraftan bir tanesinin aleyhine, yani örgüt olarak söylüyorum, Hamas'ın ya da Netanyahu'nun tamamen aleyhine sonuçlanacak olan bir süreç. Bakalım tabii nereye kadar varacak. Eğer gerçekten dediğim gibi Netanyahu bu meseleyi ta sonuna kadar hani devam ettirecekse ve eğer ikna edinemezse gerçekten çok kanlı günler bekliyor bizi. Ama ne olursa olsun Filistin direnişi tarihindeki en önemli dönemeçlerden bir tanesi. Bundan sonra ben Filistinli örgütlerin daha özgüvenli hareket edeceklerini düşünüyorum. Yani en azından Hamas'ın bu girişimi bunu gösterdi. Bu arada dikkat edecek olursak sadece Hamas'tan bahsediyoruz. Yani diğer örgütler devreye girmiş değiller. Diğer örgütler sadece savaşın genişlemesi durumunda devreye girmeyi bekliyorlar. Aslında hepsi bir destek açıklaması yaptılar ki Hamas'la mesela Fetih arasında, yani Batı Şeria otoritesi arasında aslında bir şey vardır. Daima bir problem vardı. Bir zamanlar birbirlerini hapse atacak kadar ileriye gittiler. Ama şimdi El Fetih de buna karşı çıkamıyor. Batı Şeria tarafı da karşı çıkamıyor. Dolayısıyla bu iş gerçekten bu sefer sanki Filistinleri birleştirmiş gibi görünüyor. Belki bundan sonra Filistinlerin daha bir şemsiye örgüt altında hareket edeceğini göreceğiz. Bunu elbette zaman içerisinde göreceğiz. Ama gerçekten bu bir kırılma noktası. Bu daha önceki savaşlara benzeyen bir savaş değil. Bundan sonra farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz. Bunun için elbette bu savaşın belki bitmesini beklemek, belki olgunlaşmasını beklemek gerekiyor. Ama kesinlikle yeni şeyler konuşacağız. Öyle görünüyor. Ki bizim açımızdan da bu zaten bambaşka bir süreç olur. Yani işin içine Suriye girdikten sonra şimdi biz daha Suriye, Irak meselesiyle ne yapacağımızı, nasıl bir yol haritası çizeceğimizi konuşurken bir de şimdi bununla karşı karşıya kalınca acaba ne olacak? İşte Orta Doğu diyoruz. Her zaman için işte çıkış yolu ne diye baktığımızda da laik, demokratik bir ülkenin ne anlama geldiğini aslında burada daha da net görebiliyoruz galiba. Çıkış yolu ne diye baktığımızda o politikaların devrede olduğu sürece işte daha farklı bir dünyayla, daha farklı bir coğrafyayla karşılaştığımızı da görebiliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Çok ben önemli yorumlardı. İyi sağ olun, diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Siz sağ olun, iyi akşamlar. Evet, hep aslında hep bunu belirtiyoruz sonunda, yani çıkış yolu nedir diye. Biz şimdi yavaş yavaş noktalayacağız ama son bilgilere bir bakalım. Gelişmeler ne yönde tabii. Özellikle tabii burada İncirlik ne olacak? Bu önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri kullanır mı? Ne olur? İncirliği. Bu arada ABD ikinci uçak gemisinde hazırladığına yönelik duyumlar da vardı. Onu da hemen söyleyelim. Hamas saldırıları sürerse bir gemi daha bölgeye kaydırılacak denilmişti. İkinci uçak gemisine ilişkinde. Süreç ilerliyor ama çok şiddetli bir şekilde ilerleyeceğine yönelik de endişeler, daha doğrusu bu yönde. Hatta hemen bir bahsedelim. Biraz önce de zaten aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeler de yapıyor. Temasları devam ediyor. Özellikle telefon görüşmelerinden gelen bilgiler de var. Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüşmesinden çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimalinin olduğunu söylemiş. Bölge ihtimaline yayılma
bölge geneline yayılma ihtimali var deniliyor. İşte bu noktada acaba Irak, İran ne olacak? Suriye neresinde olacak? Orta Doğu'daki o dengeler tamamen farklılaşacak mı? Sınır yeniden mi çizilecek diye biz bunu da konuştuk biraz önce. Dolayısıyla çok çok önem taşıyor. Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar var. Peş peşe dünyadan mesajlar da geliyor. Cezayir Cumhurbaşkanı'yla telefonda görüşmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu da hemen aktaralım. Gerginliğin bölgedeki ülkelere sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Yani temenniler hep bu yönde ilerliyor ama galiba farklı yönde de ilerleme ihtimalinin olduğu görünüyor. Ve üstelik çok da şiddetlenerek, bölgeyi daha da genişleterek hatta. Biz şimdi Gazze'den de bu arada canlı yayında, ekranımızda, canlı görüntülerde. Gelen son bilgiler oldukça tabii ekranımızda son dakikaları da geçiyoruz biz. İsrail'de 1200'e ölü sayısı, Gazze'de 1100'e yükseldiği yönünde son rakamı da açıklayalım. Maalesef işte sivillerin de hayatını kaybettiği anlarda var. Savaşta 5. gün diyoruz. Sürdüreceğiz elbette yayınlarımızı. Gündem özeli noktalayalım. İyi geceler diliyoruz.